Merhaba sevgili seyirciler, ben Mete Kahraman. Haber Aksa'nın Engelsiz Ses programına hoş geldiniz. Bugün 45 dakikayı dans ederek geçireceğiz. Siz de bize eşlik ederseniz çok sevinirim. Çünkü bugün konuklarım dans antrenörü, Latin danslar antrenörü, Samsun'un il temsilcisi dans konusunda ve aynı zamanda spor zaten. Biz de öyle kabul ediyoruz. Artık bundan sonra dansları ben de yeni öğrendim ama güzel bir spor. Herkesin bize dahil olup ve daha sonrasında da sosyal hayatında veya kendi hayatında bu işe destek ya da içinde olmasını temenni ederim. Dans ediyorsunuz, daha ne olmuşsun ki yani. Konuklarıma geçince bugün benim konuklarım çok güzel insanlar, çok güzel her zamanki gibi özel insanlar. Daha önce kendisiyle program yapmıştık, o zaman çocuktu, şimdi büyüdü, genç kız oldu. Ve dans sporcusu, yani ne diyeyim, tekerlekli sandalye dans sporcusu Gizem Sarıgöl. Yani şimdi şöyle bir şey var gerçekten, yani insan 8 senedir ben program yapıyorum ve bu programla birlikte konu ettiğim kişiler de büyüyorlar. Eğitim hayatlarında bir şekilde devam ediyorlar ve sosyal hayatları desen. Ve şimdi Gizem artık o ilk başlarda benim programa yine katıldığında dans için katılmıştı. Ve dansına devam ediyor istikrarlı bir şekilde ve buralara getirdi. Yanında yine Türkiye Dans Sporları Federasyonu Samsun'un il temsilcisi ve Latin dansları antrenörü Gamze Birsöz Koç. Yine güzel bir bayan, hoş bir bayan ve yaptıklarıyla da engellilerle birlikte hayatı paylaşan yüce gönüllü bir insan. Ve yine yanlarında tabii iki böcek, bir de iki çiçek, bir de böcek lazımdı. Değil mi? Yani abi, yani tabirle o da Burak Bulat. Kendisi Latin dansları antrenörü. Ne güzel ki işte böyle ki güzel insanlar engellilerle birlikte hayatı paylaşarak hayatı daha yaşanabilir kılıyorlar. Ben onlara şahsım adına hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bunun için ve programa katıldıkları için de çok teşekkür ediyorum. Ve kendilerine dönüyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Dilerim iyisinizdir. İyi olduğunuzu düşünüyorum. Dansla uğraşıyorum. Sakın bana kötüyüm demeyin. Yani millet o kadar zor işlerle uğraşırken sizin işiniz de zor. Oralara geleceğiz. O da ayrı bir şey. Ama şimdi insanların aklına dans gelince böyle sporla falan bir araya getirmektense ya eğleniyorlar işte. Ya bunlar ne olacak ki diye düşünüyorsunuz ama ben biliyorum ki bunun arkasında mutfağında o mesela birazdan bir 5 dakikalık herhalde bir görüntümüz var sizin yapmış olduğunuz. Onu girince göreceğiz ki aslında bunun bir spor olduğunu, vücudun bütün her tarafını çalıştığını, değil mi? Fit olmak gerektiğini, birçok şeye yani ne bileyim güç harcandığını, efor sarf edildiğini görecekler. Oraya geçmeden önce ben sizi tanımak istiyorum. En ucun seyirciler de öyle düşünüyordur. Biraz kendinizden şöyle bahsederseniz. Gizem seni tanıyorlar, sen büyüdüğün o ilk aldaki 3 senede neler yaptığını söylersin. Önce sizden başlayalım isterseniz. Ben Gamze Birsöz Koç. 3 yaşından beri profesyonel dans ediyorum. Halk oyunları, bale geçmişiyle geldim. Sonra Latin danslarına aşık oldum ve Latin danslarında kaldım. Ta ki Gizem'le tanışana kadar. Gizem'le tanıştıktan sonra engelsiz dans diye adlandırdığım tekerlekli sandalye dansına gönül verdik. Gizem henüz o zamanlar daha 7 yaşlarındaydı. Minicik bir kızdı. Gizem'le tanışıp birden böyle bir dans olduğunu öğrendim dünyada. Ve arkasından engelsiz dansa hayran oldum. Ve Latin dansları dahil tüm dansları bir kenara bırakıp tamamen tekerlekli sandalye dansına yöneldim. Çok güzel. Aynen öyle. Bana da ne mutlu ki muhteşem insanlarla muhteşem işler yapıyorum. Değil mi? Aynen. Ama Gizem de öyle işte. Bakın ne kadar yani küçük yaştan böylesine bir yani zor olan hayatın içerisinde böylesine güzel meşgale edinerek istikrarlı bir şekilde gerçekten tebrik ve takdir ediyorum kendisine. Buraya kadar geldi. Ne kadar yürekten bağlandığını, sevdiğini de göstermiş oluyor değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani sizleri de bir şekilde bu işe bulaştırdığına göre biz engelliler olarak mesela bu camia ona teşekkür borçluyuz. Kesinlikle. Onun aşkı hepimize aşık etti değil zaten mi? Bu branşa. Evet Gizem, topu sana attık biz böylelikle. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhaba. Ben 7 yaşından beri dans ediyorum. Evet. Bu sene Türkiye Şampiyonası'nda çiftlerde ikinci, tek bayanlarda üçüncü oldum. Şimdi Hollanda'ya hazırlanıyoruz bakalım. Hollanda'ya, vay be. Evet. Sanki yan bir sonraki ilçeden bahseder gibi bahsettin ya, o da güzeldi. Yani... Merhaba Burak Bey, siz de hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Yakışıklısınız. Teşekkür ederim, gençsiniz, sağ olun. Gençsiniz, dinamiksiniz. Teşekkür onun ederim. Dışındakiler neler? Onun dışında Burak Bey. Ben dansa 5 sene öncesinde başladım. Latin dansları yapıyordum, sosyal Latin dansları yapıyordum. Sonrasında yaklaşık 2 sene öncesinden Gamze Hoca ile tanıştım.
Gamze Hoca'nın böyle bir projesi, engellilere yönelik, engellileri sahneye çıkartmaya yönelik bir projesi olduğunu anlattı. Bana proje güzel geldi. Hani yapılan işler de güzeldi. Çünkü yapılan iş güzel olmasının yanında yapılan iş bence gerçekten de kutsal bir iş bakıldığı zaman. Ne güzel bir şey. Evet. Kutsal bir iş ve hani böyle bir şeyin içerisinde bulunmayı ben de istedim. Sonrasında Latin dansları antrenörlüğü için seminere gittim. Latin dansları antrenörü belgesi aldım. Şu anda da geçen Ocak ayında Türkiye şampiyonası var. Tekerlekli sandalye Türkiye şampiyonası Samsun'da vardı. Yapıldı. Samsun'da yapıldı. Aynen. Ona geçeceğiz. Onun daha önce bir konuşmamız gerekiyor çünkü. Aynen öyle. Orada ikinci olduk Gizem partnerimle. İkinci olduk. Şimdi dünya şampiyonasına hazırlanmaya çalışıyoruz. Hollanda'da. Hollanda'ya gideceğiz. Hani birkaç sene daha uzun. Belki bir senedir Hollanda'yı cümle içinde kullanmamıştım. Yani güzel oldu. Çok sağ olun, var olun. Hollanda'da. 2-3 kere, yani. kere kullanma şansım. Ama böyle engelleri kaldırmış olmanız da çok güzel. Yani sonuçta ne demek yani? Şimdi biz gülüyoruz, şey yapıyoruz ama bunlar kolay şeyler değil. Ben biliyorum yani. Takip etmiyor desem yalan olur. Böyle uluslararası alanlarda bu tip spor ve sosyal kültür alanlarında ülkemizi temsil etmek olsun, ne bileyim böyle yer almak olsun, çok büyük bir başarı. Yani bunun için de sizi yine tebrik ve takdir ediyorum. Bu çok olacak herhalde. Bu sizi çok güzelsiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Sizin bir ufak bir VTR bir video var. Oradan başlayalım mı, ister misiniz? Herhalde Gizem'le siz birlikte bir dans gösteriniz var. Evet. Ben rica etsem atabilir miyiz onu arkadaşlar? Oradan başlayalım ki çünkü daha anlaşılabilir kılınabilir. Ya da yani kılınır. Daha insanlar sizin İnsanları ne yaptığınızı. İnsanlara göstermiş oluruz. Evet. Tek başına bir engelli, yani tekerlekli sandalye kullanan engelli de demeyelim. Evet, başladı zaten. Bir kısa bir alıntı diyelim, değil mi? Evet. Yani bunun daha devamı var. Mesela ne kadar süre ayrılıyor mesela turnuvalarda ya da ne bileyim yarışmalarda falan? Yarışmalarda dansı yapabileceğimiz süreden mi bahsediyoruz? Evet. Yani mesela yapmamız size, gereken... Yani mesela takımlar olsun ya da solo dans mı oluyor, tek dans da falan. Böyle zaman ayrıldığı zaman, yani zaman ayrıldığı zaman hiçmiş olmadı. Yani ne kadar zaman ayrılıyor yani yarışmacılara? Yarışmacılara...
2,5'la 3 dakika arası süre veriyorlar. 3 dakikanın üzerinde de olamaz, 2,5'un altında da olamaz. Bu süre içerisinde bir müzik seçiyorsun. O müziği kırpman falan senin elinde. İstersen kırpabilirsin, istersen müziği efekt ekleyebilirsin ama 2,5'la 3 arası olmak zorunda. Az değil mi bu? Özellikle efor sarf ettiğimiz bir spor olduğu için normal, yani, yeterli bir süre. Ama mesela bir şarkı 5 dakika sürüyor bildiğim kadarıyla aynı şarkı. Daha fazlası biraz daha fazla yorar. Özellikle sandalyeli yani sporcuları biraz daha fazla yoracaktır. Hem de şöyle bir şey var. Mesela o tek bir kategori. Ayrıyetten tek bayanlar da çıkıyorlar. Ayrıyetten iki tekerlek sandalyeli birlikte çıkıyorlar. Evet. O sadece bizim izlediğimiz tek bir kategoriydi. Tek başlarına çıktı. 3-4 tane daha kategorileri var yarıştıkları. Onları mı söyleyebiliriz mesela? Yani tabii, yani bir ilk sporcu... başladığınızda mesela hangi kategoriden başlanıyor? İlk çiftlerden başlanıyor. Evet. İzlediğiniz bütün çiftler yapılıyor. Ondan sonrasında neyden başlıyordu sonra hocam? Tek bayanlar, tek erkekler. Arkasından duo, iki tekerlekli sandalyenin dans ettiği. Ona duo deniyor. Evet. Duo. Ondan sonra Latin kombiler var. Partnerli ve tek erkekler, tek bayanlar olmak üzere yine. Çok fazla branş var ve sporcular, tekerlekli sandalyeli sporcular tüm branşları birden seçebiliyorlar. Tamamına katılabiliyorlar. Bu da bir günde 5-6 performans sergilemeleri demek oluyor. Ondan... Artık koreografileri akılda tutmak, zaman, aynı performansı sergilemek, bunun prova zamanları, hani o 2,5 dakikalık gösterinin hazırlanması için bazen 6-7 ay her gün prova yapmak gerekebiliyor. O nedenle hani ekstra onu 5 dakikaya çıkartıp 5x5, 5x6 tüm kategorilerde yarışması çok zor olacak. O nedenle ideal bir süre. Peki bu arada mesela ne oluyor? Çok bekliyor musunuz sıra? Mesela en son yarışmada 32 yarışmacı katıldı diye biliyorum ben. Hani mesela Ocak'ta olan. O turnuvayı bir anlatabilir miyiz? Yarışmacı sayısı Samsun'da o kadar değildi ama kategoriler... Bunu? Samsun'a getirmeniz ya da Samsun'a başlaması nasıl oldu? Şöyle, normalde Antalya'da gerçekleşecek bir yarışmaydı ve biz yarışmacı olarak Antalya'ya katılmak istedik. Arkasından valilikle yaptığımız görüşmeler sırasında dendi ki Samsun'un 100. yılı, neden acaba 100. yılda biz bu yarışmayı Samsun'a getirmiyoruz? Çünkü genel olarak yarışmalar Samsun'da düzenleniyor bu sene içerisinde. Biz dedik ki tekerlekli sandalye dansını da Samsun'a alalım. Federasyonla görüştük, valilikle görüştük. Valilik bu konuda çok istekli ve hevesliydi, Samsun Valiliği. Özellikle Vali Yardımcımız Sezgin Üçüncü çok severek destek oldu bu konuda. Spor İl Müdürlüğü'nden destek aldık, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden destek aldık. Belediyelerden, Büyükşehir Belediyesi'nden, Cenik Belediyesi'nden çok büyük destekler aldık. Bu destekleri de bir araya getirince dedik ki Samsun'da yapabiliriz. Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar testini ücretsiz verdi. Spor Müdürlüğü kupalarını yaptırdı, madalyaları yaptırdı. Çocukların salonlarını açtı. Yani komple herkes elini taşın altına koydu. Aynen öyle. Samsun'daki tüm resmi kurumlar elini taşın altına koydu ve çok güzel bir organizasyon zaten yaptık. Zaten gördüm ben çalışma açısını zaten. Valimiz Sayın Osman Kaymak, yani bu şeyler de çok ne bileyim yani benim programıma da konuk olduğunda böyle çok cana yakın bu tip işler hemen olsun diye yani tez canlı da bilinsin ne yapabilirim konusunda. Canik Belediyesi'nde Osman Genç ve Ali Can Usta, sevgiler Can kesinlikle Usta. Kesinlikle öyle. Kesinlikle çok dediğiniz gibi bunlara çok katkıda yani siz herkese çok güzel seçilmiş insanlar yani bunlar bence Samsun'da bilhassa bu tip engeller konusundaki sosyal faaliyetlerde ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Yani bunları böyle çalışmanın içerisinde sizlere de destek olduğunu duymak çok özel bir şey. Zaten ben Samsun engelliler konusunda çok fazla kısta salmıyorum programda. Çünkü biz birçok şeyi aşmış bir yer burası. Yeter ki doğru kişilere doğru şekillerde ulaşılsın. Kesinlikle öyle. Ve federasyonda şu cümle geçti geçen görüşmelerimden bir tanesi. Çok gurur duydum Samsun'da. Ben İzmirliyim ama yıllardır Samsun'da yaşıyorum ve kendimi Samsunlu olarak görüyorum. Dediler ki Samsun kendince bir millet tabii, hani öyle ki engelliler için öyle büyük bir şehir ki hani engellilerin başkenti gibi tüm engelliler spor yapıyor, tüm engelliler sanatla uğraşıyor, tüm resmi kurumlar bunları destekliyor. Bu konuda o kadar güzel övgüler duydum ki yapılan yarışma, hani gerçekleştirdiğimiz organizasyondan sonra da dediler bugüne kadar yapılmış olan en güzel yarışmaydı, en kusursuz yarışmaydı. Neden Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de yapmıyoruz, Samsun'da yapmıyoruz teklifini bile aldık. Çok gurur duyduk. Bana kocaman işitme engelli olimpiyatlarını da yaptık. Yani
Belki eksikleri vardı, mi çok insan bir şeyler söyledi falan ama bunlar kolay şeyler değil. Bir şehri buna hazırlamak, yani şehrin bütün belediyelerindeki önümüzde yerel seçimler var. Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Bu konularda bir adım daha öne çıkmamız için bu tip denemeleri, yani bu tip tecrübeleri kazanmamız lazım. Bütün halk olarak, şehir halkı olarak. Biz en azından birisini kazandık. İşitme engelliler, daha sonrasında danslı, işte bohçaydı, belki bu tip şeyler de sizlerin sayesinde gelecektir diye düşünüyorum ben. İnşallah. Şu an öyle bir şey ki biz danstan organizasyon yaptık ama şu an federasyon burada bir tenis kampı organize etmek istiyor engelli arkadaşlara. Onu da bunun için de destek oluyoruz. Evet. Onlara da selamlarımızı gönderelim. O da işte işin içinde çok güzel, çok aktif insanlar. Yani ne bileyim, özetlenecek olursa diyorum ya, çok güzel insanlarla birlikte olmuşsunuz. Ben takip ettim yani. Özel insanlardır onlar da. Devamı gelecek yani. İnşallah. Biz elimizden geleni yapıyoruz Samsun adına. Evet. Elimizi her türlü taşın altına koymaya hazırız ekip olarak. Orası yani siz tamam, sizi kurtarılmış olarak bir kenara koyuyoruz. Siz cepte diyoruz. Hani artık sizinle birlikte gelecek yılan insanlara ilgi nasıl peki? Ve ilgiyi nasıl gördünüz? Yani halktan ilgi, yani bu Ocak'taki o turnuvada, şampiyonada ya da ne bileyim yarışmada. Şöyle bir sıkıntı var bana kalırsa. Hani bu gibi şeylerin eksik olan neler, yapılması gerekenler. Bu gibi şeylerin reklamı mesela tam anlamıyla yapılmadığını düşünüyorum. Hmm. Çünkü o gün spor salonunun önünde biz beklerken bir hanımefendiyle karşılaştık. Hanımefendi turnuvadan bahsettim, yarışmadan bahsettim. Allah Allah dedi. Niye hani hiç haberimiz yok? Niye hiç reklam vermemişler ki? Bilseydik gelirdik dedi. Hani bence de gerçekten insanlar bilseydi eğer gelirdi. İnsanlara bunun reklamını yapmadılar. İnsanlar hiç bilmiyordu. Hani sadece orada bizim tanıdıklarımız, diğer arkadaşların tanıdıkları, sosyal medyada bunlar vardı ama istenilseydi en kötü ihtimalle billboardlara asılabilirdi reklam. Sosyal medyadan reklam yapılabilirdi. Hani sonuçta şey yerel ya, kanal var, yerel kanaldan reklam bence yapılabilirdi. Bence çok da şey belki akıllarına gelmemişti, düşünemediler. Yani hani Samsun küçük bir şehir olduğundan bazen çok olmadık şeyler bir anda yayılabiliyor. Bazen de gözden kaçabiliyor ama dediğiniz gibi reklamın da yapılması ne bileyim bir TÜYAP gibi. Değil mi? Yani aynen mesela öyle. Bir kitap fuarıymış ya da bir önümüzde ne var herhalde evlilik şeyi var. Bunun bu şekilde evlilik dediğiniz gibi var. Evlilik fuarı yayılabilir ama diyorum ya tecrübe oluyor işte bunlar. Şimdi şöyle bir şey bir de hani bunu yaptığımız zaman biz daha çok insana hitap edebileceğiz. Daha çok insan bizi görüp böyle bir aktivitenin var olduğunu bilecekler. Ama biz kendi içerimizde kavrulmaya devam edersek daha ileriye gidemeyeceğiz. Peki 32 sporcu dediniz. Yani şehir dışından gelenler var mıydı? Şehir dışından genelde da gelenler oldu. Bir tek Mersin sanıyorum. Hava muhalefeti nedeniyle gelemedi. Son dakika iptal ettiler. Katılımlar genelde İzmir'den, İstanbul'dan, Antalya'dan. Başka ekip var mıydı? Yoktu. İzmir, İstanbul, İki Antalya'dan. İki tane Antalya'dan vardı. İki Antalya'dan vardı. İzmir'den iki çift vardı. İstanbul'dan bir çift vardı. Ekip olarak. Ekip. Gelen sporcular farklı kategorilerde de yarıştıkları için hani sporcu sayıları o şekilde de gösteriliyor. Evet. Benim bu konuda az önceki konuda eklemek istediğim bir şey var. En çok üzüldüğüm nokta biz Samsun'un engelli derneklerinden destek görmedik. Ben o gün o salonu engelli derneklerinin doldurmasını bekledim. Hepsine tek tek özel davet etmemize rağmen. Hani şunu istiyoruz, engelli sadece basketbol oynamaz. Ya da evet bizim sponsorumuzun söylediği bir şey, tekerlek sandalyelerimize bize sponsor olan Olgun Bey'in söylediği bir şey. Yıllardır deniyor ki işte engelliler evden çıksın, engelliler evden çıksın, engelliler evden çıksın. Evet çıksın ama nereye gitsin? Evet gideceği yerler var, spor salonları var, işte dans merkezleri var. Evet sadece basketbol oynamasınlar, bocce yapmasınlar, gelsinler dans da edelim. Biz neler yapılabileceğini göstermek için tüm dernekleri davet ettik ama derneklerden çok az gelen vardı. Hani en azından derneklerin üyelerinden engelli sporcular gelsin çok isterdik. Neler yapılabileceğini görsünler çok isterdik ama benim en büyük üzüntüm o. Şimdi onun altında aslında konu üzerinde konuşulacak çok şey var ama ben bu programda hiç girmeyelim diyorum. Çünkü aslında birçok yapılan engelliler konusunda yapılan faaliyetlerde eksik kalan diğer engel grupları ya da ne bileyim diğer engelli derneklerin olaya iştirak etmemesi. Onun için de ben her zaman söylüyorum yani bunun engellilerin dışarı çıkması, gezmesi, dolaşması, sosyal hayatı, eğitimi. Sadece burada sorun engelsiz olan kişilerin işte
bizlerin yaşam kalitesi hakkındaki söz konusu olacak işlerin, onların ağzından çıkacak kelimelerle olmasını nam belki hep müzdarip biz şikayet ediyoruz ama birbirimizi de desteklediğimiz söylenemez. Bunu da ben açık açık söylüyorum. Herkesin şapkasını eline koyup yani şöyle bir düşünmesi lazım yani. Ama velakin bir rekabet, bir art niyet ya da ne bileyim ben art niyet olduğunu pek düşünmek istemiyorum ama maalesef çıktığı zaman da artık şaşırmıyorum. Bu konuda kendimizi biz bir ne derler güncelleme yapmamız lazım herhalde, evet, değil mi? Evet, kesinlikle katılıyorum. Gizem sen peki bu dans ederken bu mesela iki tekerlekli sandalyeyle de dans yaptın sen duo denilen şekilde. En zor olan hangisi sence? Ben tek bayanlarda zorlandım. Tek başına zorlandım diyorsun yani. Ben ameliyat oldum geçen sene. Evet, geçmiş olsun. O yüzden teşekkür ederim. Bütün ağırlık bende olduğu için hani onda biraz daha evet. Çok zorlandım. Zaten iki kişi olunca yani bir güç alıyorsun değil mi? Evet. Mesela birbirini tamamlıyor, bir eksiğin olduğunda göz göze geldiğiniz artık neyin ne yapılacağını falan anlıyorsunuz orada değil mi? Ya yani zaten partnerle de bütün güç partnerimde olduğu evet. için bana çok yük binmiyor onda. Evet. Sizce nasıl mesela size göre aslında yani en çok üzerinde çalışılan zor olan mı diyeyim? Yani en çok pratik gerektiren hangisi oluyor daha çok? Tekerlekli sandalye dansında hani... Her türlü hareket için ayrı ayrı çalışmamız gerekiyor. Çünkü benim de çok öncesinde yapmış olduğum, hani içinde bulunduğum hı hı. mecra değil. Ben sosyal latin dans yapıyordum. Fakat sosyal latin dansı tekerlek sandalyeye empoze etmem gerekiyordu. Evet. Bunu yapmaya çalıştık. Hani bence fena da olmadı. Hani bachata yaptık zaten. İzlediğiniz şey aslında evet. bir bachataydı. Latin dansıdı. Fena da olmadı. Yorucu olan kısmı... Hani çalışırken düşünme kısmı çok yorucu oluyor çünkü hareketi yapmak istiyorsunuz fakat bazı faktörleri düşünmeniz gerekiyor. Atıyorum çevirmeniz gerektiği zaman, karşınızdaki partnerinizi çevirmeniz gerektiği zaman onun o bir turda çevirmeniz mesela daha fazla zaman alabiliyor. Normal hı-hı. sosyal latin danslar da bu şekilde değil mesela. Tek bir saniyede çevirilebiliyor. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Tabii burada... Fiziksel değil. Fiziksel hiçbir yorgunluk hissetmiyorum açıkçası. Hmm. Sadece zihinsel yorgunluk. Evet. Güzel mi? Burada sandalye de önemli değil mi? Tabii yani ki. O dışarıda mesela bizim kullandığımız, şu an benim oturduğum diyelim ya da ne bileyim, sandalyeler gibi değil sandalye. Biz geçen sene emanetli sandalyeyle çalışıyorduk. Evet. Bu sene işte Olgun Bey'le tanıştık. O bize 8 tane sandalye verdi. Ya, arasındaki fark teşekkür ediyoruz kesinlikle Olgun evet. Aydoğan. Biz bu sporu yapabilelim diye en az bizim kadar heyecan, istek ve aşkla bize Hollanda'dan destek oluyor. Hollanda'da? Aynen Samsunlu bir iş adamı ama Hollanda'dan destek Hollanda oluyor. Güzel bir Hollanda'da yaşıyor. Evet. Orada da hep beraber el eleydi sanıyorum. Öyle bir oluşum evet. içerisindeler ve tüm Türkiye'ye destek oluyorlar. Çok güzel. 550 tane de akülü sandalye desteğinde bulundular. Canik Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları bir evet. organizasyonda. Hollanda'da. Ne güzel ya vallahi çok güzel. Çok güzel. O yarışmada çocukların Türkiye ikinciliği kazandığı yarışmada biz emanet alınmış bir tek basketbol sandalyesinde dansa uyumlu olmayan bir basketbol sandalyesinde. Basketbol sandalyesi evet, sahne normalde o basketbol olmaması gerekiyor. Biz normal akülüyle ya da sıradan bir manuelle dans edemeyeceğimiz için en dansa uygun olan olarak bir basketbol sandalyesi bulabildik. Aynen. Pahalı da bir sandalye. Evet, dans sandalyeleri kadar. Bayağı pahalı. Hatta şu an bize evet. Olgun Bey'in yolladığı sandalyelerden birkaç tanesi markası ve yapısı gereği 50 bin dolar falanmış zikrettikleri rakamlar. Hani biz mümkün değildi almamız. Evet. Çok sağ olsun destek oldu. Biz yarışmayı emanet ve uygun olmayan bir sandalyeyle Türkiye ikincisi olarak bitirdik. Yani bir araba alırsın, arabayla girersin. Daha farklı olur ya. Değil mi yani? Nasıl bir şey? Yani? Çok aynen. Yani, ama sandalye kendisi de tek başına dans edebiliyor mu? Ediyor yani aslında. Bir özellik beklerim yani 50 bin dolar ya bu nasıl bir şeydir? Ya, ya şöyle ki, şöyle anlatayım. Ben bunu ifade ederken şöyle söylüyoruz. O sandalyeye bir kere dokunduğunuzda 3 tur dönüyor. Bizim sandalyelerimize 3 kere dokunduğunuzda bir tur dönmüyor. Vay mutlu. Neyse işte güzel sandalyeymiş demek ki. Akıllı telefon gibi bir şey yani. Öyle bir şey evet. Normal telefonun bir ötesi yani. Bilmiyorum, o da güzel ya. 50 bin. Burada şimdi sizin o zaman bu paralimpik bir spor olarak şu an herhangi bir şekilde kabul edilmiyor. Ne yazık ki henüz kabul edilmiyor. Ama çünkü yapan da çok fazla yoktur diye düşünüyorum. Aynen. Yani ben dünyada bunu, evet. aktif olarak devam ediyor. Paralimpik hı-hı. olması için federasyonumuz aktif olarak çalışıyor. Yakın evet. vadede paralimpik olacağına inanıyoruz.
Dünya biraz daha bizden önde gidiyor bu konuda. Mesela daha, hangi ülkeler? Artık olmayan ülke yok ama Hollanda bu konuda yine Hollanda diyeceğim ama çok yoğun. Yani her mahalle arasında bir tekerlekli sandalye dans okuluyla karşılaşabilirsiniz. Evet, her dans okulunun içinde tekerlekli sandalye dansını görebilirsiniz. Hayatı paylaşıyorlar demek ki. Kesinlikle öyle. Olması gerekeni yapıyorlar aslında, bize garip gelen değil mi? Yani bize garip geliyor. Aslında olması gereken o. Ben öyle düşünüyorum. Ya ben Türkiye'de dansa iyi olduğunu, hani bu yarışmalar var çıkıp işte bir şeylerin marifetlerini gösterirken. Ben o yarışmalarda gördüm. Gençlerin dansa, hani tekerlekli sandalye falan, hepsini karma olarak düşünüyorum ben. Türkiye'de gençlerin böyle dans ettiğini, sokakta orada burada gruplar kurduğunu ve ilgisi olduğunu orada fark ettim ve yani bunun gerçekten, hani mesela bir insan eğitim hayatında öyle illa doktor olacak, mühendis olacak diye düşünmüyorum ben mesela artık. Yani gerçekten gönül verdiği bir spor üzerine de bir şekilde uzmanlaşabilir. Ve dans da demek ki bizim kafa yormamız, zaman ayırmamız ve üzerinde devletin de üzerinde düşünmesi gereken bir alanmış. Bunu görmelerini çok istiyorum yani. Onlara belki bir de tüm sizler de dahil olmak üzere bir sahneydi, devrim spor salonuydu, tasvip verilmesi de öyle değil mi? Gizem, ne düşünüyorsun sen bu konuda? Birçok programa falan da katıldın, ünlü oldun, tanınıyorsun. Yani şu falan burada ilgiyi nasıl görüyorsun peki sen? Ya bence biraz daha popülerleşmeli tekerlekli sandalye dansı. Kesinlikle her engellinin denemesi gereken bir spor bence. Senin eğitim hayatın nasıl geçiyor? Yani ben liseden mezun oldum. Açıktan üniversite okuyorum. Okuyorsun, orada devam ediyorsun. Ameliyatından sonra nasıl, ağrısızın sıkıntı mı? Azaldı çok şükür. Ben bayağı bir sene çektim. Evet. 3 tane ameliyat oldum peş peşe ama şu an iyiyim. Şu an iyisin. İnşallah daha da iyi olacaksın diye düşünüyorum. Olmalısın. Ne güzel, yanında da böyle güzel bir, önünde de bu senin hayalin mi? Daha devam edecek mi yoksa tamam ben zirvedeyim dedin, ikincilik ve yetti sana, bırakıyor musun? Tabii ki yetmedi. Dünya şampiyonasına gideceğiz. Seviyor musun yaptan? Seviyorum. Mutlu oluyor musun yaparken? Tabii ki. 13 senedir zaten. Biz bu işe Gamze Hoca'yla başladık zaten. Tek benim hayalimdi diyemiyorum. Evet. Hani hep el eleydik. Mesela derslerde ona hoca demem gerekiyor ama ben bazen abla diyorum. Öyle yani. Olabilir o kadar da canım. Yani hani samimiyetimiz çok fazla. Evet, o da senin iyi niyetinden böyle söylediğini biliyordur yani sonuçta. Elimde büyüdü, onu söylüyorum. Yani, hani elimde büyüdü. Bildiğiniz küçücük bir kız çocuğuydu elime geldiğinde. Şimdi sahnede devleştiğini izliyorum. Evet. Hatta Türkiye Şampiyonası'nda ben hayran kaldım Gizem'e. Oturup böyle hayran hayran seyrettim. Kötü bir şey mi yaptın, niye öyle bakıyorsun bana falan dedim. Devleştin resmen. Hani o küçük 7 yaşındaki çocuğun bugün buralarda olacağını hani ben bile hayal edemezdim. Evet. Müthiş, çok güzel. Yani işin içerisinde bir de duygu var. Yani duygulara da kattığınız zaman zaten hırs falan bir şey değil de bu duygusal olarak insanın adrenalini biraz daha üst seviyeye çıkıyor. Hem siz yaptıklarınızı görüyorsunuz, emeğinizin boşa karşı çıkmadığını, onun çabasını görüyorsunuz. Peki ne yapacağız peki bunun devamında? Ne olacak şimdi? İşte dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Evet. Bakalım orada birinci olmak hedefimiz şimdilik. Senin Samsun'dan da ekip arkadaşların var değil mi? Var. Biz ekip bayağı kalabalığız. 20 kişi falan. Ekip olarak da yaptığınız danslar var sizin bildiğim kadarıyla. Evet. Onlar nasıl? Onlara mesela salon bulabiliyor musunuz çalışmak için? Salonumuz var. Evet. Her zaman gidip geliyorsunuz. Yani rahat rahat gidip çıkabiliyorsunuz. Sıkıntı ne peki? Mesela neden ikinci oldunuz? Neden ikinci olduk? Benim çok üst bedenimi kullanamamam. Arabalarımızın elverişsizliği. Benim gördüğüm bunlar. Peki bunları çalışarak, mesela üst bedenini kullanman çalışarak daha mı çok çalışman gerektirdiğini düşünüyorsun bunu? Onu da halledeceğim yani birinci inşallah. Birinci olanın mesela senden farklı, daha çok çalışmış ve daha çok hareketli miydi diyelim yani? Çalışma demeyelim de, hani ben ameliyat oldum ya, çok istesem de... Da etkisi oldu yani. Omurgadan olduğum için istesem de hareket edemiyorum çok fazla. O zaman zamansız bir turnuva olmuş. Sadece ameliyattan dolayı değil, şöyle de bir adaletsizlik var ne yazık ki. Türkiye'nin her spor dalında olduğu gibi. Ne yazık ki mesela Gizem'in rakibi sadece ayağında 2-3 santim kısalık olan ve sandalyeye oturup normal aslında yürüyebilen bir sporcu da aynı sporu Gizem'le eşit şartlarda yapıyor. Ha, orada öyle bir arkadaş da vardı yani. Tabii ki. Yani Gizem'in birebir rakibi. Onun futbol oynaması gerekiyor. Yani ama var. Hani bu tarz sporcular var. Ya da işte birçoğu sporculardan tek sanıyorum doğuştan engelli olan benim ekibimdi. Diğerleri tamamen kaza sonucu olmuş ve hani alt bedenini
tamamını kullanamıyor değil ama evet, hani vücudunu kullanabiliyor aslında. Evet. Üst bedenini de kullanabiliyor. Ama çok fark eder. Yani bunu ben kendimden de çok iyi biliyorum ki yani bunun bütün vücudun olması, belden aşağı olması, ufacık bir sinirden bahsediyoruz biz. Kesinlikle yani öyle. Çok şey var olduğunu ama ben bu heyet raporundan zaten bir şey anlamış değilim, biliyor musunuz? Yani mesela birisi %98 ağır engelli, ben mesela kendim ağır engelliyim. Bir günler, yani yalan değil, sadece bacağını kaldıramayan %95 ağır engelli olduğunu da gördüm. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Onu artık yani Allah'a havale ediyorum. Orada bir şekilde üzerine gidip de konuşacak bir şey yok. Ya, sağlıklı kişiler TV'den yararlanmak için engelli raporu alan insanların olduğu bir yerde bunlar da çok normal. Kimisi de %35'te kalıyor mesela, %40 olmak için ya da mağlubiyet emekli olmak için. Bu ayrı bir keşmekeş bizde. Bir sıkıntı var burada ama bence orada bunu yapmamaları lazım. Şöyle bir şey var, yapılmasına çok karşı çıkamıyoruz. Hani ben de bu işe gönül vermiş biri olarak evet, şöyle düşünüyorum şimdi. Sadece gizem gibi olanları bir kategoriye koymak istesek Türkiye'de ikiden fazla çıkmaz. Atıyorum sadece işte bacağı kısa olanları bir kategori yapmak istesek onda da ikiden üçten fazlası çıkmaz. Mecburen şu anda hani Türkiye'de bir yere gelene kadar evet, mecburen bir araya getirmek zorundayız. Tek zor, hani evet, tek yaşadığımız problem şey oldu. Evet, benim sporcularım rakiplerine eleyecek kadar kendilerine güveniyorlardı. Ben de onlara güveniyordum. Nitekim elediler, geçtiler. Çok şükür. Yani azimle yapılan veya sevgiyle hani derler ya, son aşkla yapılan bir iş illaki evet, bir neticelendirilir. Yani sonuç itibariyle hani birinci olmak da belki çok önemli olması, yani içinde olmak da çok önemli. Evet. Hepsini ama işte benim sadece sorup öğrenmek istediğim yani neler çok etken oluyor diye. Mesela şeyden çok üzüldük. CP hastası bir sporcum var. Birkan, Birkan evet, Duha Erdal ve çok sevdiğim bir sporcum. Evet. CP hastası. Normalde klasmanın açılması evet, gerekiyordu. Ağır hani engelleyip açılmadı. Birkan gerçekten çok üzüldü. Açılmayacağını 3 gün önce o öğrendik. Ne güzel giymiş, kıyafetleri çok güzeldi. Çok, bize çok keyif verdi evet, ama o çok üzüldü. Hani en azından klasmanım açılsaydı sonuncu oldu. Eşit şartlarda yarıştı çünkü diğer sporcu. Evet. Hani bacağı biraz daha kısa olan sporcuyla Birkan'ı aynı kategoriye sokup aynı değerlendirdiler. Ve gerçekten çok yüksek bir performans sergiledi. Bir antrenör olarak söylüyorum, gerçekten hayran kaldım sahnede sergilediği performansa. Yani Birkan Boccia'da da mesela, Boccia orada da tanıdığım kadarıyla bu, yani böyle içine girdiği şeyleri çok güzel yapmaya çalışıyor elinden geldiğince. Evet. Annesi de çok destek oluyor. Kesinlikle ona da silahlarını gönderiyorum öyle, gerçekten. Ailece çok destek olduklarını da biliyorum. Tabii zor ama o işte biliyorum da bunlar tecrübe oluyor diye düşünüyorum ben. Yani hem yöneticiler açısından hem sizler açısından. Yapıldıkça yapılmalı. Yani mesela sadece Samsun'da da değil, Türkiye'de mesela 3 tane 4 tane arka arkaya 3 ayda bir bildiği yerlerde turnuvalar, yarışmalar yapılırsa daha da iyi olur. Tabii yani. Tabii çok daha iyiye gidecektir. İş rutine binerse, kronikleşirse yani belki üzerinde de düşünmesi gereken, hatta paralimpik olma konusunda da önemli bir adım atılmış olur diye düşünüyorum. İnşallah, kesinlikle. Bizim de tek isteğimiz, temennimiz o. Bunun için de tabii şartların biraz daha iyileşmesi gerekiyor ki tüm evet, sporcular ulaşabilsin diye. Az önce gizem salonumuz var dedi. Hani biz Mustafa Dağıstan'la spor salonunda çalışıyoruz. Evet. Sağ olsun spor müdürlüğü kapılarını bize açtı. Ne yazık ki hani gönlümüzden geçen sadece engellilere uygun daha güzel bir merkez yapılması. Şimdi bunu projelendirdik. Seçimden sonra Zihni Şahin Başkanımız evet, sağ olsun bu konuda Büyükşehir destek Belediyesi'ndeyken de destek oluyor. İnşallah yarın farklı yerlerde de destek olacak. Gönülen bize destek olan bir başkanımız. Ya olmasa bile diğerlerinin de diğer aynen, bütün herkesin aynen tüm partiler, tüm yöneticiler evet, bu konuda destek aynen koyacaktır. Bizim ekip olarak ama aynen en büyük hayalimiz şu an bir engelli merkezi kurmak Samsun'da. Hı hı. Bir engelli spor ve sanat merkezi kurup tamamen çalışanlarının da engeller olduğu, evet, hayatın içine girebildikleri, sadece dans etmedikleri, resim yapabildikleri, her müzik kursu alabildikleri ve sadece bedensel engellerin değil. Evet. Biz bu yola geçen sene tüm engel gruplarıyla çıktık, empati üzerine çıktık. Tüm engel hı hı, grupları var ekibimizde. Tüm engel gruplarının birlikte empati yaparak bu işi yürüttükleri bir atmosfer hayal ediyoruz. İnşallah seneye, bu sene temellerini atıp seneye gerçekleştireceğiz. İnşallah. Hani umuyorum bu bir tık daha ileriye götürecek diye düşünüyorum. Çünkü şu an ulaşım problemimiz oluyor. Küçük çocukları aileler getir götür yapamıyor. Şu an çok şanslıyım. Sporcularımın hepsinin ailesi hem mesai anlamında bu işe çok fazla emek harcıyorlar. Hem imkanları da buna izin veriyor. Hani kendi hı-hı, araçları var, araçla getirip götürebiliyorlar sporcularımı. Ama fırsatı olmayan sporculara dolaşmak istiyoruz artık.
uzakta olanlar. Uzakta olanlar, arabası olmayanlar, olanlar, aynen ilçede olanlar, yaşı küçük olanlar, annesinin evde ikinci bir çocuğu olup da getirip götür yapamayanlar. Doğru. Onlara imkanları sunabileceğimiz, daha fazla imkanlar sunabileceğimiz, daha fazla sporcuya hitap edebileceğimiz bir sistem hayal ediyoruz. İnşallah. Ya artık bunları hayal etmekten ben hayata geçirilmesinden yanayım. Çünkü bunu hep konuşuyoruz. Yani engellilerin herkesin birlikte işte bütün engel gruplarının ve hatta sağlıklı insanların hatta değil öyle hayatı paylaşmak adına bir arada geçebilecekleri böyle alanların olması çok önemli. Mesela Gizem sizin Atakum'da ne vardı? Birlikte Yaşam Parkı, Yaşam Parkı'nda. Mesela onun daha büyüğü değil mi mesela? Evet. Daha büyük, daha geniş, daha birçok sosyal faaliyetin bir arada yapılabileceği salonlar ki bu yapılmayacak gibi de değil yani bu aslında kolay etrafında birçok bir yer yapıldı zaten çok amaçlı salonlar falan. Sadece engellilere de işte herkese tavsiye edilmesi, herkesi birlikte kullanabileceği alanlar. Zaten amacımız zor değil yani bence. Zaten amacımız farkı ortadan kaldırmak. Evet. Biz hep diyoruz. Hani benim başından beri söylediğim şey, Gizem'le ilk tanıştığımdan beri söylüyorum. Benim ilk tekerlekli sandalyeyle tanışmam Gizem'le oldu. Gizem 7 yaşındayken oldu. Ve ben o an fark ettim ki Gizem'den daha çok engelliymişim. Empati engelim varmış. Hani benim bir engelim olduğunu bile farkında değilmişim ben. Ve ondan sonra da hep zaten empati engeli üzerinden yola çıktık. Biz biriz. Görme engelli arkadaşımız da, işitme engelli arkadaşımız da, zihinsel engelli, bedensel engelli arkadaşımız da bizimle bir. Hiçbir farkı yok. Hiçbirimizin hiçbirimizden farkı yok. İşte zaten bu da bir ön yargının kırılmış olması demek yani sizin. Yani bizde genelde zaten empati başına gelene kadardır. Yani şimdi her ne kadar böyle konuşsak da genel anlamda bir gerçeğimiz var. Oradan zaten biz o durumdan dolayı. Hani kimse kimsenin yerine aman ben ellemeyeyim, karışmayayım, bana da gelmesin. Ama başına gelince işte ondan sonra insan bütün dağ, taş, deniz ne bulursa arayıp illa bir çare bulmaya çalışıyor. İşin içinde böyle bir durum da var yani yok değil. Burak Bey şimdi bu danslarda şey var mı zorunlu hareketler? Zorunlu hareketler yok. Genel itibariyle koreografiyi Gamze Hoca ile birlikte yazıyoruz. Hani evet. Yazdığımız şeyleri de zorunlu hareketler şöyle diyeyim. Hareket değil sadece zorunlu danslar içerisinden seçim yapabiliyoruz. Bachata da bunların arasındaydı. Bachata'yı icra ettik. Bachata. 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 Çok güzel. O Latin danslarının bir türü. Latin dansları. Salsa, bachata, başka kategorileri arasında ne vardı? Çok fazla hatırlamıyorum. Tango Zumba vardı. Var. Yok, yarışma babında. Zumba'yı yeni öğrendim de. Burada kullanabilirim diye düşündüm. Olmadı. Ona üzgünüm yani. Yani hani bu gibi danslar var. Serbest stil var bildiğim kadarıyla bir de. Bunlar serbest stilde ne oluyor? Serbest stilde benim bildiğim kadarıyla istedikleri gibi. Belli bir şeye bağlı kalmadan hareket edebiliyoruz. Evet. Mesela horon tepenler vardı bildiğim kadarıyla. Bir görmüştüm bir videoda. O da bizim ekibimizde. Halk oyunları ekibiydi. O da bizim ekibimizden bir arkadaşımızdı. O da çok güzeldi. O serbest stilde mi gidiyor mesela? Yok, halk oyunları kısmına gidiyordu. Oyun, serbest stilde bambaşka bir müziği, bambaşka bir dansa uyarlayabilirsiniz. Adımınız ve müziğiniz birbirinden farklı olabilir. Doğaçlama dans edebilirsiniz. Figürsüz, adımsız dans edebilirsiniz serbest stilde. Ya birbirini dövüyorsa o serbest stilde yapıp seyretmeyiz yani. O fazla serbest oluyor. Onu tercih etmiyoruz. Yani ne bileyim ne güzel bak canlı ne güzel. Bak 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 vurdu falan. Gerçek gibi falan. Arada belki bir sıkıntı vardı ama biz 5 dakika mı dedik? Kaç? 3 dakika oturup onu seyrettik. Adam öldürdü bitirdi ya. Çok serbestti yani. Güzel bir şeyler söyleriz. Eğitim hayatın nasıl gidiyor senin? İleride neler yapmayı düşünüyorsun? Eğitim bunun üzerine devam edecek misin mesela? Belki antrenör olacaksın sen de. Hedefim o yönde şimdilik. Ha, bak nasıl buldum hedefi. Hani EKPSS'ye girdim ama. Hani o da benim açılımını bilmiyorum. Engelli kamu personeli seçme sınavı. Evet, o nasıl geçti? 80 aldım ama şu an hani şeker hastası bile engelli konumunda olduğu için hani atanma yine şansı geldik. Çok düşük. Evet. Araba al bence sen ÖTV'den tamam mı? İndirim yaparsın. En güzel yani ne diyeyim. Gerçekten orada da büyük bir sıkıntı var. Onu da yeniden üzerinde düşünülmesi gereken sıkıntılar var. Yani bunu çeken, bundan muzdarip olan engelli sayısı da az değil maalesef. Burak Bey siz eğitim hayatınız olsun yani dansa devam edeceksiniz herhalde. Dans sizin için bir yaşam biçimi mi yoksa artık? Dans aynı zamanda... Ekstra hani, yaptığınız bir iş var mı ya da yapmayı düşündüğünüz? Şu an zaten dans antrenörlüğü yapıyorum. Hani, halk eğitimden kurs açıyorum.
Ayrıca başka engelli çocuklarımız da var. Hani onlarla da onlara da dans dersi veriyoruz. Okuduğum hani okula gelince de sosyoloji okumaktayım hala. Açık öğretimden. Açık öğretimden. Böyle bu güzel şekilde. Mi? Sosyoloji güzel mi? Evet. Bana sizin sohbet güzel de sizin bir de Tokyo Paralimpik Olimpiyatları varmış. Oraya hazırlanıyorsunuz değil mi? Yani Tokyo. Paralimpiye ne yazık ki biz giremiyoruz. Da yani eğer Paralimpik Olimpiyatlarına girseniz mesela siz bundan sonra mesela 2019'da 2020 yılları da yapılacak Tokyo. Ondan sonraki sizin nerede olursa olsun o tip yerlere gitmeye de şans kazanmış tabii ki eğer 2024 Olimpiyatlarına yani bu Paralimpiye içine girersek aynen evet, o zaman gitme hakkımız olacak. Paralimpik sporcusu olacaksınız. Evet inşallah. Bunun nasıl peki daha hemen programın da sonuna geldik de bunun da nasıl bir hızlandırılması gerekir ki bu süreçin? Siz ne düşünüyorsunuz mesela? Ya, o süreç biraz daha federasyonun, federasyonların, evet. Hani Dünya Engelliler Federasyonu'nun, Türkiye Engelliler Federasyonu'nun biraz daha hakim olduğu bir konu. Hani bizler için yapabileceğimiz tek şey sporcu sayımızı arttırmak, lisanslı evet. Sporcu sayımızı, yarışmacı sayımızı arttırmak. Samsun'da kaç kişi var bu konuda? Şu an Samsun'da biz 5 engelli lisanslı sporcumuz var şu anda. Çok az yani davet ediyoruz ama dediğim gibi farklı imkansızlıklardan evet. Dolayı da ulaşamıyoruz. Derneklerle de az önce söylediğim gibi hani derneklerle de çalışamıyoruz evet. Ortak ne yazık ki. Keşke çalışabilsek, keşke her dernekten birkaç sporcu yetiştirebilsek. Evet. O nedenle şimdi amacımız yaymak. Önce biraz sporcu sayısını arttırmamız lazım. Yani Türkiye'de evet. De şu an 25-30 sporcuyu geçmez, lisanslı sporcuyu çok geçmez. Ya. Ama çok şu an sayımız. Pek bilindiğini pek de, hani diyorum ya dansın bir spor olduğunu bile kavramak insanların kafasında bir şekilde yani şeydir. Hep böyle bir ön yargıdır şu an. Bunu siz yıkıyorsunuz şu an. Yani ben onu yıkmaya başlamış durumdasınız. Evet, dans artık uzun yıllardır yani. Dans sporu evet, olarak dans adlandırılıyor. Sporu, evet, evet. Evet ve artık kabul görmeye başladı. Yavaş yavaş evet biz artık spor yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Yani ben size şu an ön yargıları yıkmaya çalışan bir grup insan olarak görüyorum. Yani işin başındasınız daha. Öyle görüyorum ya bayağı da başarmışsınız. Bayağı da yol almışsınız. Bundan sonra artık meyvelerini toplamak gibi gelecek. Bence size. İnşallah. Öyle olacak diye düşünüyorum. Bizim işitme engelliler, mesela çocuklarımız vardı evet. İşitme engellilerde. İlk başta gittik çocuklarla. Kanlaşma sürecimiz var tabii. Dansı falan gösteriyoruz. İşte el ele tutuştuğum bir dans sonuçta baktığınız Latin dansları. Evet. Bunları yaptığımız zaman bize şu hareketi yapıyor. Ayıp. Ayıp yapıyor. Evet. Evet. Ama şu anda mesela baktığınız zaman çocuklar dans ediyor. Artık ayıp da çünkü ön yargılarını kırdılar. İşte diyorum ya, yıktılar. Siz orayı bitirmiş veya yıkmaya çalışan bir durumunda olduğunuz için bence çok güzel şeyler de başarmışsınız. Programın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz şöyle birer cümleyle alabilir miyim acaba? Ben Samsun'da ikamet eden, hatta Samsun'da etmeyen, çevre illerimizde, ilçelerimizde eden herkesi ekibimize bekliyoruz. Biz gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Gelecek olan hiçbir sporcumuzdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Hatta sandalyelerini veriyoruz, salonlarını ayarlıyoruz. Elimizden geldiğince her türlü desteği yapıyoruz. Sporcu sayımızı arttırmak istiyoruz. Tüm derneklere, tüm ailelere, engelli çocuğu olan ailelere buradan sesleniyoruz. Biz sizinle daha güzel olacağız. Bir kişi bile olsa çıkın gelin, birlikte dans edelim, birlikte spor yapalım, birlikte başaralım. Niye Türkiye, yeni Türkiye şampiyonu siz olmayasınız, niye dünya şampiyonusunuz sizinle birlikte gitmeyelim. Çok güzel, teşekkür ederim. Gizem sen? Ben bu şampiyonada bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Olacakları da şimdiden destek olacak. Aynen. Neydi, Hollanda'ydı değil mi? Hollanda'ydı. Evet, Hollanda. Cümle içinde birazcık daha kullanmamız lazım. Evet Burak, senden de bir şeyler alalım. Ben insanların ön yargılarını kırması gerektiğini düşünüyorum. Ve birazcık daha empati yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim bile, bizim bile. Hani İlla ki bizim de eksiğimiz var. Yavaş yavaş hepsi aşılacak diyorum. Hepsi bir tecrübe. Kesinlikle. O tecrübe aynen kısmını öyle. Yavaş yavaş açtığımızı düşünüyorum sizlerle. Diyorum ya, dans ve spor. Bunu yan yana getirdik, cümleyi kurduk. Aldığından bir de Hollanda'ydı. Hani fısırdık mı? Tamam diyorum. Ben katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Vallahi ben de neden böyle çabuk geçti gitti bilmiyorum ama ben arada dans ederim diye düşünmüştüm. Orada imkan yer dar yani. Olmaz yani. Size de günlerimi çalışmıştım bu hafta. Günlerimi göstereyim dedim. Olmadı. Ama katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizi tebrik ve takdir ediyorum. Size destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Destek olmaya da devam etsinler. Çok güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bu hafta konuğumuz tekerlekli sandalye dans sporuydu. Üzerine üst basar basa söylüyorum.
Sesimizi duyan, bizi gören herkesin birbirlerine bunu anlatmasını, yaymasını, domino etkisi gibi yayılmasını istiyorum. Gerçekten önü açık, çok güzel bir spor. Dans, daha ne olsun. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.